Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu videomuzda bir bluetooth hoparlöre bakacağız. Ama bu bluetooth hoparlörün ses aygıtı olmak dışında başka özellikleri de var. Yasin'in yakın zamanda almış olduğu bir ürün gene kendisi. Hı -hı. Bakalım Divom TiVo ismi de tam olarak değil mi? Evet Divom TiVo. Sanırım TV'den geliyor tasarımı da evet. televizyona benzer şekilde. Retro bir televizyon tarzı bir tasarımı var Divom markasının. Divom markasının böyle çeşitli hoparlörleri var bluetooth. Ama hepsinde aşağı yukarı bir böyle bir ekran var, hı hı. Ee, çeşitli oyuncaklar sunuyor. piksel art dizayna özen gösteriyorlar diyebiliriz. Evet. 256 piksel bir ekranı var, ee, hı hı. 16 x 16 dizilimli, ee, kare şekilde. Böyle retro tüplü televizyonlar gibi bir tasarıma sahip. Yanda da tuşları var hatta o çevirmeli. Hı hı. Ee, Parlak siyah bendeki rengi ama farklı seçenekleri de var. Mavisi, kırmızısı da Evet, pembe ve yeşil gibi renklerde oturuyor. Evet. Farklı farklı renkleri mevcut. Ben siyahını tercih ettim. Ee, parlak siyah böyle Piano Black ve malzeme kalitesi hani tasarımdan başlamışken söyleyeyim. Malzeme kalitesi, tuş kalitesi vesaire hani birleşim yerleri gerçekten Hı -hı. güzel. Evet, plastik ama yani oldukça sağlam geliyor öyle zaten. Evet, çok sağlam böyle bir kaliteli bir yapısı var açıkçası. Hı -hı. Özen ya aslında her alanda özenilmiş bir ürün. Hı -hı. Ee, tasarım olarak da ben hani beğendiğimi söyleyebilirim ama tabii ki göreceli bir kavram. Peki öndeki tuşları işlevsel mi yoksa sadece evet. görüntü mü? Ee, üstteki tuşu mod değiştirme. Altı farklı ana ekran var sizin belirlediğiniz. Alttaki de ses açma kapatma. Onun bir altındaki de Bluetooth eşleme tuşu. Arka tarafında bir kauçuk bir kapak var. Bunu açtığımız zaman altında açma kapatma tuşunu, 3.5 buçuk jackını, micro USB'sini ve SD kart okuyucusunu Hı. görebiliyoruz. Bir de reset deliği yapmışlar. Ancak bunu her seferinde açıp kapatmaya gerek yok. Bunu da düşünmüşler. Evet, zamanla kopabilir gibi de göründü bana. Çok oynamamak evet. lazım bence onu. Bu kapalıyken iken bastırdığımızda açıp Hı. kapatabiliyor kendini. Bunu güzel düşünmüşler. Çünkü her seferinde açıp kapatmak zor olurdu. SD kart da zaten bir bir kere takıp bırakılır büyük ihtimalle. Micro USB değil de hani bu arada giriş çıkışlarını da söylemiş olduk. Hı. Bu arada kutudan kısa şekilde bir Micro USB ve İki boğumlu 3.5 mm kablosu da çıkıyor. Onu da söylemiş olalım. Evet. Yani Type-C olsaydı daha güzel olurdu. Hı -hı. Orada bir tık geriden geliyor. Bu arada Bluetooth 5.0 aslında orada günceli yakalıyor. Ama micro USB kullanmışlar. Orada Bluetooth 5.0 demişken bağlantı konusunda nasıl? Bağlantı konusunda e, oldukça hızlı. Gayet güzel. Hı -hı. Hani hiçbir sıkıntı yaşamadım. Normal bir Bluetooth hoparlörü bağlamak gibi. Peki yüksek kalite kodek destekleri var mı? AAC desteği var. Ama bir APTX gibi A özel bir yok. kode yok. Hayır, APTX tamam. yok. O zaman kaç watt bir hoparlör var? 6 watt bir sürücüye sahip. Hı hı. Şimdi aslında fiyatına baktığımız zaman 6 watt az gelebilir. Hani sadece bu bir ses odaklı evet, düşünürsek. görünce pahalı bir ürün zaten kendisi. Evet, ama bu e, fiyatına aslında biraz niş bir ürün. Hani rakipsiz anlamında şöyle, yani bunun alternatifi çok fazla yok. Hani böyle bir oyuncaklı bir ekran, böyle bir pixel art bir ürün olmadığı için, kendine öz has bir ürün olduğu için. Fiyatı biraz oradan geliyor aslında. Yani sadece salt ses arıyorsak, tabii ki o zaman bunu tercih etmezdik. 6 watt hani düşük kalabilirdi bu fiyat bandında. Çok daha yüksek wattlar hani yüksek watt dediğim yani 20 watt veya hatta 30 watt alabiliriz belki bunun fiyatını. Ama burada ekstra oyuncaklar biraz cazibe noktası, asıl alım sebebi de biraz onlar oluyor. Ben sesi burada bir kısaca deneme şansım oldu. Hı hı. Gerçekten ses konusunda düzgün bir ürün yani ses Vadini yerine getirebilir hı hı. ama fiyatı işte işin içine girdi mi bu bir kablosuz hoparlör olarak yeterlinin sınırında yani iyi demek çok mümkün değil özellikle evet. 500 liraya yaklaştığımızı düşünürsek Evet yani bu arada 6 watt hoparlörler içerisinde iyi ses hı hı. olarak hacmi de güzel çünkü ses biraz hacim işidir hani hı. güzel üstten bir çıkışı var arkadan bir hani çıkışı var falan bir tok bir yapısı var zaten İçerideki sürücünün e, konumlandırması, e, iç korunaklığı da gayet güzel yapılmış. 380 gram bir ağırlığı var bu arada kasasının. Evet biraz ağır zaten ama bir Bluetooth hoparlör biraz taşınma odaklıdır ya. Bir sorun evet. çektin mi bu konuda? Yok yani herhangi bir sıkıntı çekmedim. Zaten çok da büyük bir alet değil. Hı hı. 380 gram da aşırı ağır bir ağırlık değil ama bu içerideki o sürücünün yerleştirilmesi, baslar vesaire hı. şeyleri güzel. Hani o speaker box dediğimiz alan hı. güzel tasarlanmış mı? İç mühendisliği güzel yapılmış. Oradan geliyor biraz ağırlığı. Biraz da tasarımdan dolayı zaten. Hı hı. Tok bir yapısı var. Şimdi e, sonuçta pille çalışan bir ürün. Hı hı. Pil ömrü nasıl? 2500 mAh bir pili var. Hı hı. E, ekranını kapalı düşünürsek, hani sadece ses çalma odaklı düşünürsek, e, 10 saate kadar e, şarkı çalıyor. Ama ekranı da efektif bir şekilde kullanırsak, bu e, sizin de kullanımıza bağlı hı hı. olarak tabii 4-5 saate kadar düşebiliyor. Yani bunun temel noktasını... Ekran olarak düşünürsek sattıracak noktasını çünkü hı hı. standart bir hoparlörden ayıran kısmı ekranı olması Evet. yani pil ömrü 4-5 saat gibi düşünmeliyiz bence. O zaman onu yani. kullanmıyorsak bence hı hı. standart bir bluetooth hoparlör almak evet. daha mantıklı olacaktır. Ya bu tabi sizin kullandığınız ses seviyesine ve ekranda hı. oynattığınız şeylere göre de değişir. Ben 6 saat 7 saat gördüğüm de oldu ama 4 saatte bitirdiğim de oldu hani bir değişen bir durum. Şöyle bir şey daha dikkatimi çekti. Şu an masamızda ne var diye merak edecek olabilirler. Hı hı. Bunlar kutu içeriğinden çıkıyor. Evet. Stickerlar. Bir de şurada kartpostalları var. Evet kartpostalları da vermişler. Yani normalde çeşitli yerlerden birkaç doğru alınabilecek şeyler. Ama hı hı. kutu içeriğinden çıkması güzel. Evet, Bu arada burada olmuş. kutusu da var. Kutu hı. da aslında biraz dekoratif düşünülmüş. Hı hı. Şurada kutunun olduğu yerde bir duvara asma e, hı hı. parçası var diyelim. Bunu duvara astığınızda bir çerçevelik ya da bir ürün koymak için dolap halinde de gelebilir ufak. Evet. Biraz saat kutusu gibi bir Hı -hı. tasarımı var. Yani şöyle açtı. Burada plastik bir kutu. Hani kutulama da bile bir özen olduğunu söyleyebiliriz evet, aslında. Evet. Kutusu da gerçekten kaliteli ve içinde de o süngerleri vesaire hani düzgün bir şekilde yapılmış. Tam e, ürünün tuşlarının olduğu yerler o süngerde o yük bırakılmış vesaire. Her anlamda özenilmiş aslında ürüne. Hı -hı. Sunum anlamında. Zaten Divom'un diğer ürünlerinde de böyle. Birinde işte kutusu buzdolabı gibi açıp kapatıyorsunuz kapaklı falan. Bunda saat kutusu gibi yapmışlar. Evet. Özellikle sevdiğim bir modeli vardır. O klavyeli, klavyeli olan. Klavyeli olan. Evet. Ee, o da güzel bir modeldi. En çok aklımda kalan da odur. Ama o bundan pahalıydı galiba. O bundan diyorum. daha pahalı evet. Peki şimdi ekranından böyle bir kaba yolunu bahsedip durduk. Evet. Bu ekranın temel sattıracak noktası olduğunu söyleyecek bu piksel art dizaynını Hı. ve retro görünüşünü. Evet. Bu ekran bize neler vaat ediyor? Şimdi ekranda ne gibi bir kere uygulaması var. Tamam. Ondan söz edeyim. Ve bu uygulamaya da siz sosyal medya hesaplarınıza giriş yapabiliyorsunuz. Bir üyeliğiniz, bir profiliniz oluyor. Hı -hı. Ee, ve community var. Yani farklı farklı kullanıcılar orada çeşitli tasarımlar ve efektler yapıp paylaşıyorlar. Siz de bunu indirip kurabiliyorsunuz ekran e cihaza. Bunu da hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Ee, dediğim gibi 256 piksel bir alanımız var. Burada yapabileceklerimiz bizim hayal gücümüzle sınırlı aslında. O 256 pikseli istediğimiz renge, çünkü RGB bu. Yani her pikseli tek tek ayarlayabiliyoruz. Her pikseli tek tek boyayabiliriz. Bu arada pikselleri tek tek de sayabilirler o büyüklükteler. Evet, o büyüklükte zaten. Ee, her pikseli ayrı renge boyayabiliriz ve efekt de verebiliriz. İşte hızını ayarlayabiliriz, ee, geçiş efektini ayarlayabiliriz, yanıp sönmesini ayarlayabiliriz. Ee, biraz hayal gücüne kalmış oluyor. O yüzden Comutina'nın yaptığı çok güzel böyle tasarımlar oluyor. İşte o, çeşitli oyunlar orada oynatanlar. işte oyun karakterlerini yapanlar oluyor. İşte iş makinesi oynatanlar oluyor vesaire. Ee, güzel efektler var. Kendi üstünde. Ha, ekranda ne gibi özellikler var? Dediğim gibi biz kendimiz efekt yapabiliyoruz. Bir kere bu var. Animasyon biz yapabiliyoruz. Oynattığın şarkının ismi geçebiliyor. Hı hı. Oynattığın şarkının ritmine göre bir hareket verebiliyor ekrana. Ee, oyun oynayabiliyorsun. Birkaç oyun yüklü. Onun dışında... Peki oyunların kontrolünü nasıl yapıyoruz telefondan mı üzerinden mi? Yok, nasıl? üzerindeki tuşlardan. Hı, hmm, pek pratik değil sanki. Yani hani ama oyunlar basit oyunlar zaten. Hani hmm, böyle anladım. uzay savaşı gibi hani ateş ettiğin falan o, o tarz şeyler. Hani işte zar atma var vesaire. O sana rastgele bir zar atıyor gibi. Böyle minik şeyler koymuşlar. Onun dışında alarm özelliği var. Alarm tanımlayabiliyoruz sabah bizi uyandırması açısından. Bir alarm için oldukça kuvvetli yani gerçekten uyandırır. Bu tabii çok sağlam uyandırır gerçekten 6 Watt ve VAS'la beraber. Haftalık planlama özelliği var. Haftanın günlerini ve saatlerini planlayıp o gün o saatte size ekranda bir şey, bir belirlediğiniz bir animasyonu vererek hatırlatma yapabiliyor. İşte bugün toplantı zamanı falan gibi tabii hani ne kadar e, planlarsınız onu biliyorum. Türkçe karakter desteği var mı? Türkçe karakteri var. gösteremiyor ha, var. mu? Var. Ee, onun dışında Uyku yardımcısı diye bir mod var. Ee, i̇şte böyle rahatlatıcı kendinde olan müzikler var. Onları açıyor, ekranı da karartabiliyor veya işte soft bir şey açıyor ekrana. Uyku yardımı diye öyle bir mod da eklenmiş. Onun dışında kendiniz zaten bir şeyler yazabiliyorsunuz dediğim gibi. Ee, sonra enstrümanlar var. İşte gitar, bateri vesaire. Bunları çalabiliyorsunuz ama telefondan tabi Telefonunuza o enstrümanın fotoğrafını koyuyor. İşte piyano koyuyor. Telefonunuzdan dokunduğunda o ekranda onu çalıyor. sonra bunu kaydedebiliyorsunuz. Hani garaj misali böyle bir onun oyuncak hali gibi bir müzik yapma kısmı da var. telefon bildirimleri var bu arada. Telefonla zaten Bluetooth'tan bağlandığı için işte WhatsApp ikonu çıkıyor ekranda. Facebook Peki, mesaj içeriğini gösteriyor mu? Geldi çok Yok, yani Facebook logosunu yakıyor mesela ha. orada, içeriğini tamam. göstermiyor. Kronometre var. Geri sayım var, kum saati çıkartıyor ekrana, oradan geri sayıyor sizin şeyden. Ee, puan var, işte 1-0, 2-0 falan gibi puan tablosu yapabiliyorsunuz. Skor tablosu olarak kullanabiliyorsunuz. Skor, yani. skor tablosu tamam. yapabiliyorsunuz. Ee, gürültü ölçme var. Ortamdaki desibeli hani o anki... Decibel metre. Evet. metresi var. Kronometresi de var bu arada. Hı hı. Ee, hava durumu var. Peki hava durumu verisini uygulamadan mı çekiyor? Uygulamadan olsa? çekiyor. Çünkü telefondan... bazı ürünlerde sensörü de oluyor ya. onun için. Yok, o. telefondan çekiyor onu. Ee, bildirimleri zaten söylemiştim. Bu arada aynı zamanda hani Bluetooth hoparlörü olduğu için telefon çaldığında da tabii ki e, bunun üzerinden konuşma da yapabiliyorsunuz. Evet, Daireli da bir mikrofon var. Mikrofonu var çünkü. Telefonla konuşma da yapabiliyorsunuz. Ama peki bu görüşme kalitesi nasıl? Çok iyi olduğunu sanmıyorum şu yapıya bakılırsa. Yani Bluetooth kulaklıklar gibi... Öyle düşünmek lazım. Hmm, Bluetooth kulaklıklarında görüşme performansı hani, pek iyi değildir. Yani en kötülerini baz almamak lazım ama hani ortalama veya ortalamanın üstü bir Bluetooth Peki, kulaklık gibi. Peki yalnızız yani kimse yok, gürültü yok ortada. Bir bir şekilde iletişim kurabiliyor mu? O, o kadar var yani. Tabii tamam. o kadar var. Hani dışarıda gürültü de zaten bununla telefonla konuşacağını zannetmiyorum. Hı -hı. O yüzden sorun değil. Onun dışında işte sesli mesaj bırakma, kaydetme gibi şeyler var üstünde. Hani hmm. kendin ona bir notlar alabiliyorsun. Sesli notlar vesaire. Ee, bir şey yazabiliyorsun. Kendi istediğin şeyi yazabiliyorsun zaten. Onu söylemiştim. Onun dışında komünitesi işte sürekli bir paylaşımlar oluyor orada. Hani farklı farklı ekrana bir şeyler koyuyorlar animasyon. E, genel olarak böyle. Ama komünitesiyle ilgili şöyle bir sorun vardı galiba. Divom'un tüm kategorilerdeki ürünleri için hazırlandığı için hı hı. E, bunu uyarlarken bazı temalar sıkıntılı oluyordu galiba. Evet. Ya şöyle bir Marketinde işte bir tasarım gördünüz birinin paylaştığı, çok güzel, çok hoşunuza gitti. Uygula dediniz, sizde o kadar güzel durmadı, saçma durdu. Hı. Mesela oraya bir yazı yazmış diyelim, sizde o yazı anlaşılmaz bir şekilde çıkıyor. Bunun sebebi, bunun 256 piksel olup da Divom'un başka bir ürününe göre o animasyon hazırlanmış olması. Mesela sırf olması. çerçeve olanları bile var duvara asmalık. Evet, duvara asılan bir Divom'un ürünü de var. O kişi ona göre hazırladıysa, o piksel sayısına göre hazırladıysa, buna sıkıştırmaya çalıştığı için alet onu, yazılar okunmaz hale gelir. O zaman e, bu ürünle ilgili anlatacakların bitti galiba bize. Yani bu şekilde hani... E, o zaman asıl soruya soru geçeceğim. Evet. 450 lira şu an güncel hmm. piyasa koşullarında. Evet. 450 lira eder mi? Bir de bu ürünü saf bluetooth operatör olarak galiba düşünmemeliyiz. Düşünürsek Tabii ki. Yanlış biraz olursun. sıkıntıya girecek Yanlış gibi. Olur. Ne diyorsun? alır mı? Şimdi ben çok daha uygun bir fiyat almıştım. 450 liraya almamıştım. Hani hmm. alalı biraz oldu dalgalı bir fiyatı var. Çünkü çok yüksek stoklarla gelmiyor zaten Türkiye'ye. E, zaten çok Niş satabilecek bir ürün. bir ürün değil. Evet, Niş bir ürün. Olarak. O yüzden belli adetlerle belli dönemlerde geldiği için bazen fiyatı düşüyor. Bazen çok yükseliyor. Hani şu an 450 gibi bir fiyatı var ama hani bunu eğer saf bir sadece ses için alıyorsak o zaman zaten Hı -hı. tercih etmeyiz. Çünkü Hı -hı. o fiyata çok daha iyi bluetooth hoparlörler alabiliriz. Evet. Bu biraz meraklısına böyle oyuncaklı şeyleri sevenler için böyle masamda dursun. Hem bildirimlerimi göstersin, hem işte arada oynayayım, farklı animasyonlar orada oynasın, oynasın gibi. Hani biraz daha böyle e, niş bir ürün aslında. Bu arada şu detayı da vereyim. yani Ürünün Türkiye fiyatı biraz pahalı gelebilir e, Hı -hı. izleyenlere. Ama şöyle bir durum var. Yurt dışında da bu divo ürünleri pahalı. Evet. Mesela şu an Tivom'un yurt dışı fiyatına da baktım. 60 dolar civarında geziyor. Evet. E, Türkiye fiyatı onun yanında neredeyse daha makul. Hı -hı. Yani... Bu tip ürünler kendinden pahalı zaten. Yani Kesinlikle. Türkiye özel bir pahalılığı yok bu ürünün. Evet. Kendisi pahalı. Yurt dışından daha uyguna geliyor aslında Hı -hı. şu an. Gümrüğünü, kargosunu vesaire düşünürsek. Adam masraflı olur yurt dışından almak bunu. Aynen öyle. Kutusu da ağır bir kutu çünkü. Evet. Hem kendisi 380 gram, bir de üstüne kutusunda. Bir de plastik özenemiş. bir kutu Hı -hı. yani bu kırma olasılığı var bunun yurt dışında kargocu Yani kırılma olasılığı da olabilir. Doğru. O zaman Divom Tivo'yu tanımış olduk. Kendisi. Hı -hı. Bir Bluetooth hoparlör ama biraz yapısı gereği farklı olmaya çalışıyor. Hı hı. Böyle bir üründü kendisi. Yasin'e tekrardan teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.